Bugün sizlerle akıllı araçlar, elektrikle çalışan araçlarla ilgili bir panel yapacağız. Ama öncelikli olarak sizlere kendimi tanıtmak istiyorum. İsmim Tanser Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesiyim, dış ilişkilerden sorumluyum. Ve bugün çok değerli misafirlerimizle elektrikli araçlar ve daha genel bir kavram olarak e-mobilite üzerine konuşacağız. Öncelikli olarak sizlere misafirlerimi tanıtmak istiyorum. Sayın Wolfgang Forderer burada. Kendisi Stuttgart şehrinden mobilite departmanının direktörü. Kendisini yerine alalım. Sayın Ali Şengür beyefendi burada. TOFAŞ'tan ARGE direktörümüz. Birazdan Enerji AŞ'den Mehmet Ali Şeker'i temsil etmek üzere Hazım Fedakar Bey bizle bir arada olacak. Ancak biz panelimize başlamadan önce ben size kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu paneli düzenleyen İstanbul Stuttgart Bilim ve Teknoloji Merkezi ile ilgili. Bu merkez neleri hedefliyor, nasıl bir yapıdır? Bu yapıyı biz 30 Eylül itibariyle kurmuş olacağız. Stuttgart Belediye Başkanımız Sayın Schuster, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Topbaş'la birlikte burada İstanbul'da bir araya gelecekler ve bir ortak protokole imza atacaklar ve iki şehir arasında bir işbirliği merkezi oluşturacağız. Bu işbirliğinin de en önemli ortak noktası bilim ve teknoloji. Neden bu iki şehir derseniz, neden İstanbul ve Stuttgart? İstanbul'un Türkiye'deki ekonomik büyüklüğünü, ARGE ve teknoloji açısından önemini hepimiz biliyoruz. Ancak Stuttgart'ı birazdan Sayın Forderer de detaylı biçimde aktaracaklar. Bizler için neden önemli? ARGE ve yapılan çalışmalar açısından. Bildiğiniz üzere Mercedes-Benz ilk arabanın yapılması, Porsche, Audi, Bosch gibi makine mühendisliğinde, araç mühendisliğinde en önemli şirketler merkezini Stuttgart'ta bulunduruyorlar. Bizler için önemli olan iki yine önemli merkez. Bir tanesi Fraunhofer Enstitüsü, bir diğeri Max Planck Enstitüsü. Yine burada bulunuyorlar ve çalışmalarını yürütüyorlar. Ve bizler de bunların çalışmalarından faydalanabilmek istiyoruz. Yapmak istediğimiz iki ülkede, iki şehirde birer ortak merkez oluşturmak. Bu ortak merkezde şirketler, üniversiteler, KOBİ'ler, orta ve büyük ölçekli şirketler yine yer alacaklar. Üç ana temel konu belirledik. Bunlar neler? Birincisi akıllı kentler, bugün burada olmamızın sebebi. İkincisi yenilenebilir enerji. Üçüncüsü de elektrikli mobilite. Buna elektrikli araçlar, elektrikli ulaşım diye de bahsedebiliriz. Konularımız her yıl bir ortak mütevelli heyeti tarafından güncellenecek. 30 kişilik bir heyet bu. İki şehrin belediye başkanlarının, şirketlerinin yönetim kurulu başkanlarının, akademisyenlerin yer aldığı bir mütevelli heyeti. İki ülke için ortak çalışıyor. Bizler de İstanbul'da ve Stuttgart'ta birer öncelikli olarak dernek olarak başlayan vakıf kuruyoruz. Bunlar bağımsız yapılar ancak bu mütevelli heyeti tarafından yönetiliyorlar. Bu yönetim kurulları da kendi altlarındaki komisyonlar ile birlikte bu alanda çalışmalar yapıyorlar. Bizim amacımız şu, birlikte olduğumuz üniversiteler, KOBİ'ler, şirketlerle birlikte ortak projeler üretmek. Bu projeleri belli bir değerlendirme safhasından geçirdikten sonra yerel, yani şehir bazında, ülkesel, Türkiye ve Almanya bazında ve Avrupa Birliği çapında da fonlayabilmek ve bunların lobi çalışmalarını yapabilmek. Şu an Türkiye'de Koç Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi bu projeye tam olarak destek veriyor. Ve 30 Eylül'de yapacağımız büyük bir toplantıyla biz merkezimizi Türkiye'de duyuruyor olacağız. Ardından da Almanya'da yapacağımız bir toplantıyla orada da benzer bir açılış yapılacak. Almanya'da şu an 200 şirket katılma isteğini belirtti. Bahsettiğim gibi Stuttgart Üniversitesi çok önemli bir partnerimiz. Bu iki bahsettiğim bilim enstitüsü bizler için çok önemli. Fraunhofer Enstitüsü'nü belki bu müzikten biliyorsunuzdur. MP3 adını verdiğimiz bir müzik formatı var. Aslında bu bir kodlama sistemi ve burada geliştirilmiş. Max Planck Enstitüsü de özellikle nükleer fizik alanında büyük çalışmalar yapmış bir alan ve son derece verimli, üretken bölgeler. Son kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu merkezin doğmasında nasıl bir çalışmanın sonucudur? Sizin de bir miktar bunu neden yapmak istediğimizi daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. İstanbul ve Stuttgart çok önemli bir projeye imza attı. Göçün 50. yılında Almanya'ya göç etmiş olan 50 başarılı Türk vatandaşı ile ilgili bir kitap hazırlandı. Bu kitap Türk ve Alman tarihinde ilk kez Alman ve Türk Cumhurbaşkanlarının ortak bir ön söz hazırladığı bir kitap. Bu çalışma İstanbul ve Stuttgart Belediye Başkanlarının ortak çalışması.
Bu çalışmanın sunulduğu, Sayın Gül'e sunulduğu toplantıda Sayın Gül Stuttgart'ta yer alan e-mobilite merkezini ziyaret etti ve orada hidrojenle çalışan bir araca bindi. Ve bize dedi ki Sayın Başkan'la birlikte ufak bütçeli, dar bir ekiple çalışan bir merkez çok güzel sonuçlar üretebiliyor. Bu modelin ben Türkiye'de de uygulanmasını istiyorum. Ve açıkçası İstanbul Stuttgart Bilim Teknoloji Merkezi'nin altında yatan fikir de bu. KOBİ'lerden, orta ve büyük ölçekli şirketlerden, üniversitelerden ve şehirlerden en önemlisi hızlı hareket edebilecek, beraber sonuç üretebilecek bir yapıyı ortaya koymak, çok fazla konuyla ilgilenmeden belli ortak konularda sonuç üretebilen çalışmalar yapmak. Ben şimdi sözlerimi birazdan Sayın Ali Şengür'e devredeceğim ve elektrikli araçlardan bahsedeceğiz. Elektrikli araçlar dediğimizde artık bizim bildiğimiz, alışmış olduğumuz bir kişinin bir araca sahip olduğu, bir yakıt istasyonundan belli bir para karşılığında yakıtını aldığı ve bireysel olarak bunu tükettiği bir ulaşım modelinden artık bahsetmiyoruz. Nasıl hayatımızın hemen her alanına bilişim girdiyse ulaşımda da özellikle elektrikli araçların yer aldığı ulaşımda da bilişim çok fazla söz sahibi olacak. Ve çok farklı kullanım ve yaşam modelleriyle karşılaşacağız. Bunlar neler? Bildiğiniz gibi enerji üretildiğinde çok rahat bir biçimde depolanamıyor. Özellikle bu ileride rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerjilerde daha da önemli bir konu olacak. Sizlerin elinde ise bizler 15 milyon vatandaşız İstanbul'da ve takribi 3-4 milyon araçtan bahsediyoruz. Çok büyük bir enerji depolayabilecek bir hareketli ağa sahip olacaksınız. Ve bahsi geçen çok ilginç konulardan birisi, bu araçların bir alışveriş merkezine park edilerek o alışveriş merkezini aydınlatması, araçlar çıkartılacağı zaman tekrar bu enerjinin bu araçlara aktarılması. Bunun haricinde insanların bireysel olarak yolculuk etmektense kendi ellerindeki akıllı cihazlarla en yakınlarındaki onları bir noktadan diğere götürmek isteyen araç sahibini bulmaları, yani bu araçların paylaşılması, bu son dönemde çok önemli konulardan biri. Bunun gibi son derece ilginç, normal ulaşma ve yaşama alışkanlarımızı değiştirecek konular var. Tabii ki bunun haricinde çözülmesi gereken çok önemli problemler var. Sayın Ali Bey ve Sayın Forderer detaylı biçimde aktaracaklar. Önemli problemlerimizden biri yakıt, daha doğrusu piller. Birazdan bahsedeceğiz. Mercedes özellikle sadece pillerle şehir içerisinde bir ulaşım öngörüyor. Hidrojen yakıtının kesinlikle daha uzak alanlara gitmek için gerekli olduğunu düşünüyor. Yakıt problemi çözülmeden büyük ihtimalle birkaç yıl daha elektrikli araçlar tam olarak hayatımıza girmeyecekler. Ben dediğim gibi çok fazla bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Çok değerli uzmanlarımız yanımda. Sayın Ali Şengür'ü sahneye davet etmek istiyorum sunumunu yapmak üzere. Kendisi TOFAŞ'tan dediğim gibi çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bize hem elektrikli araçlar hem de kendi çalışmaları ilgi bilgiler verecek. Alkışlarınızla sunuyorum. Öncelikle merhabalar, teşekkür ediyorum tanıtımınız için. Çok kısaca kendimi tanıtarak başlayayım. Ali Şengür, TOFAŞ Ar-Ge Elektrik Elektronik Tasarım Grubu'nun yöneticisiyim. Bugün sizlere çok kısaca burada sunumda sayfada gördüğünüz üzere bir bilgilendirme yapmaya çalışacağım. TOFAŞ'la başlayacağım, kısa bir bilgilendirme. Sonrasında elektrikli araçlara genel bakış, elektrikli araç ve hibrit araç teknolojileri, avantajlar, dezavantajlar nelerdir? Biraz önce Tansel Bey'in de bahsettiği. Sonrasında biz bu konuda elektrikli araçlarla ilgili neler yaptık? Ondan bahsedeceğim. Sonuç olarak da gelecekteki eğilimler ve TOFAŞ'ın stratejisiyle sunumu noktalandıracağım. Şirketle başlarsak, biliyorsunuz aslında çoğunuz muhtemelen, 1968 yılında kurulan bir şirketiz. 1971 yılında da üretime başladık. Fiat Oto'yla Koç Holding'in bir ortaklığı aslında, bir joint venture şirket. Eşit paya sahibiz, %37.86'lık payımız var. Kalan kısmı ise borsada halka açık durumda. Şirketin durumuna bakacak olursak, burası Bursa'daki fabrikamız, İstanbul'da genel merkezimiz var, genel müdürlüğümüz burada. 1970'ten 2010'a geldiğimizde yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir kapalı, toplam alana sahip. Bunun 352 bin metrekaresi yaklaşık kapalı alan. Yerleşkeye biraz daha detaylı baktığımızda bir otomobil üretimi için gerekli olan tüm fonksiyonlara sahip olduğumuzu görüyorsunuz. Burada kırmızı ile yazdığım ana birimler aslında her birisini birer alt fabrika olarak düşünmek mümkün.
Ancak diğer Fiat yerleşkelerinden, Fiat fabrikalarından farklı olarak burada maviyle gördüğünüz şekilde bir Ar-Ge merkezine ve bir prototip üretim alanına sahibiz. Dolayısıyla Ar-Ge faaliyetlerimizi yerleşkemizin yani üretim fabrikamızın içerisinde gerçekleştiriyoruz prototip üretimiyle birlikte. Bugün itibariyle ürettiğimiz ürünlere bakacak olursak birincisi bir hafif ticari araç Doblo üretiyoruz. Üç farklı markaya üretiyoruz Doblo'yu. Hem binek hem de kargo versiyonları var. Opel'e, Fiat'a ve Vauxhall'a üretiyoruz bu aracı. Bunun dışında bizim mini kargo ailesi diye isimlendirdiğimiz Fiat'a Fiorino adıyla, Peugeot'a Bipper adıyla, Citroen'e de Nemo adıyla sattığımız bir aracımız var ki bu aracın da hem kargo hem de binek versiyonları mevcut. Binek araç kategorisinde ise Linea aracımızı hem klasik versiyonuyla hem de yeni yüzüyle pazarda satıyoruz, görüyorsunuz muhtemelen. Geçen seneyi ise 308 bin toplam üretim adediyle tamamladık. Bunun 195 bin adedini ihraç ettik. Dolayısıyla baktığımızda toplamda 3 model aracı 5 farklı markaya dünya çapında satıyor durumdayız. Ar-Ge'ye çok kısaca baktığımızda yerleşkemizi Tofaş fabrikanın içerisi Bursa demiştim. 1994 yılında 8 kişilik bir küçük bir kadroyla üretime destek ve üretimde çıkan problemlerin teşhisi üzerine odaklanmak üzere kuruldu. Bugün ise 30 milyon euroluk bir tesis yatırımını gerçekleştirmiş 450 kişilik bir personele sahibiz. 11 bin metrekarelik bir laboratuvar alanımız ve yaklaşık 4 bin metrekarelik de bir ofis alanımız mevcut. Şimdi şirket hakkında bilgi verdikten sonra elektrikli araçlara şöyle bir kısaca göz atalım. Aslında çok yeni bir kavramdan bahsetmiyoruz. Yani kavram aslında eski. 1828'de burada gördüğünüz araç diyelim buna. Dört tekerleği var çünkü. Agnus Jeddik tarafından 1828'de elektrikle tahrik edilerek çalışır vaziyete konmuş. Sonrasında 1900'lü yıllarda yollarda elektrikli araçları görüyoruz. Özellikle Amerika'da. New York'ta elektrik taksisi, işte Edison ve Detroit'in elektrikli aracı vesaire gibi. Ancak sonrasında Amerika'da petrolün ortaya çıkması, yaygınlaşmasıyla birlikte içten yanmalı motorlu araçlarda ciddi bir gelişme oluyor. Ve 1970'lere kadar neredeyse çok böyle detay elektrikli araçlar üzerine çalışma görmüyoruz. Hele yollarda neredeyse hiç görmüyoruz. Ta ki 1970'lerde burada gördüğünüz şehir içi aracı GM'in buna kadar. Bundan sonra da 1996-2003 yılında ilk seri satılan demeyeceğim, kiralanan GM'in EV1 aracını görüyoruz ki bu araç yine 2003'te toplatılmıştı ve yürürlükten kaldırıldı. Dolayısıyla ara ara gördüğünüz üzere elektrikli araçlarla ilgili çalışmalar yapıldı. Bugünlere geldik. Bugünlerde de elektrikli araçları tekrar tekrar konuşuyoruz. Baktığımızda aslında bu 2009 verisi biraz eski olmakla birlikte bunu burada tuttum özellikle. OEM'ler yani araç üreticileri neredeyse bütün segmentlerde A segmentinden SUV segmentine kadar araçlarını piyasaya sürecekleriyle ilgili planlarını duyuruyorlar. Bunu da görüyorsunuz. İşte bizim de Fiat 500'ün elektrik versiyonu Amerika'da bu yılın sonunda pazara sunulacak geliştirme çalışmaları tamamlandı. Bu yılın sonunda pazarda görüyor olacağız. Hali hazırda pazarda satılanlar da var. Yani burada bulabildiklerimi koymaya çalıştım. Farklı markaların, farklı araçları ortalamada işte 120 kilometreden tutun 180 kilometreye kadar menzil sunan tam elektrikli araçlar var. Bunun dışında işte range extender'lı yani menzili uzatılmış araçlar da var ama tam elektrikli araçlar dediğimizde aşağı yukarı 150 kilometrelik menzil sunan elektrikli araçlardan bahsediyoruz. Peki, dedim ki elektrikli araçlar yeni bir kavram değil, bayağı bir ara verildi. İşte 96-2003 yılları arasında GM bir çalışma yaptı. Sonrasında da bugünlerde yeniden konuşur olmaya başladık. Neden peki? Ne tetikledi bizi? Birincisi karbondioksit eşdeğer emisyonları ile ilgili sınırlamalar gelmeye başladı. Yani hepimiz biliyoruz metropollerde, büyük şehirlerde artan trafik, yoğun nüfus, işte 15 milyondan bahsediyoruz. Hepimiz aşağı yukarı bir araç kullanıcısıyız ve içten yanmalı motorlu araçlarla etrafa karbondioksit emisyonları salmaya devam ediyoruz.
Sera gazı etkileri var. Dolayısıyla bunu azaltmakla ilgili karar alıcı mekanizmaların limitleri iyice sınırlayıcı olmaya başladı. Dolayısıyla hem gürültüyü hem kirlenmeyi azaltmak üzere, dolayısıyla sera gazını da azaltmak üzere ki burada şurada onu göstereyim size. Şu eğri aslında dikkate değerdir. 1991 yılında, 1861 ile 1991 yılları arasında dünyanın .33 santigrat derece ısındığını söylüyor. Dolayısıyla birincisi aslında bunu söylemek lazım, tetikleyici faktör. İkincisi gürültü sorunundan bahsettim az önce, yani içten yanmalı motorların gürültü sorunu. Üçüncüsü yine şurada gördüğünüz eğri de yine başka ilginç bir eğri. Bu da diyor ki keşfedilmiş petrol rezervleriyle bugün olanları, yani arzı toplarsanız keşfedilmişler dahil şu eğridir. Ve tüketim eğrisine bakarsanız bu 2040'ın önünde kesişiyor. Bu ne demek? Petrol türevi, yakıtları kullanmak için biraz daha dikkatli olmamız lazım demek. Alternatif enerjileri bulmamız lazım demek. Dolayısıyla petrol kaynaklarının tükenme eğiliminden bahsediyoruz. Bir de biliyoruz aslında elektrikli araçlar verimli. Neden? Elektrik makinesi verimli çünkü. İçten yanmalı motordan daha iyi olmak üzere. Bizim verimli dediğimiz dizel motorlu bir araç aslında kuyudan tekerleğe baktığınızda %15'lik bir verimle çalışıyor. Yani kuyudan çıkardığınız enerjinin ancak %15'ini tekerlekten yola aktarabiliyorsunuz. Oysa ki bir elektrikli aracı yine aynı fosil yakarak elektrik elde ettiğinizi düşünseniz dahi %40'a varan bir verim elde etmeniz söz konusu. Eğer buradaki enerji üretimini, elektrik üretimini yenilenebilir kaynaklardan yaparsanız burada sadece şebekenin verimsizliği, bataryanın verimsizliği ve elektrik makinesinin verimsizliği kalır ki bunu da topladığınızda %12 mi 13 mi orada yanlış görmüyorsam işte yani %80'ler civarında bir verime ulaşırsınız. Bu da muhteşem bir şeydir. Dolayısıyla bunlar bizi tetikledi. Peki her şey güzel, avantajları var. Niye elektrikli araç yok etrafta? Hala niye biz içten yanmalı motorlar kullanıyoruz? Avantajları işte tek tek okumayayım. Daha az gürültü dedik, verimli dedik. İşte yenilenebilir enerji kaynaklarına uyumlu, konforlu vesaire dedik ama dezavantajları da var. Menzilden bahsetmiştim zaten. Ancak onun yanında farklı bir üretim sürecine ihtiyaç duyuyor. Yani alışık olmadığımız süreçlere ihtiyaç duyuyor. Mekanik yanında elektrik işin içerisine giriyor. Elektronik kontrol işin içerisine giriyor. Dolayısıyla farklı üretim süreçlerine ihtiyaç var. Daha pahalılar. Teknoloji ve bataryadaki gelişimler henüz tam anlamıyla oturdu diyemeyeceğim. Birazdan bahsedeceğim. Daha ağırlar. Dolayısıyla yük taşıma kapasitesi azaltılıyor ki menzil uzatılabilsin. Şarj altyapısı konusunda sıkıntılar var. Birazdan Sayın Foreder bahsedecek. Sınırlı altyapı var. Şarj süresi uzun, menzil kısa. İşte mühendislik çalışmalarından farklı, standart mühendislik çalışmalarından farklı gerekleri var. Dolayısıyla bütün bunları bir araya getirdiğinizde çok güzel bir mühendislik problemi ortaya çıkıyor. Optimum mühendislik çözümleri geliştirmeniz lazım. Peki, bu avantaj dezavantaj tablosundan sonra biz yine de bütün aslında dünyadaki araç üreticilerinin olduğu gibi çalışmaya devam ediyoruz. Şöyle genel bir bakacak olursak elektrikli araçların topolojilerinde neler bunlar? Birincisi hibrit araçlardan bahsedebiliriz. Hibrit derken kastım tahrik sisteminin hibritliği. Yani yolu nasıl alıyorsunuz? Tekerlekleri nasıl tahrik ediyorsunuz? Ona bakarak hibrit diyorum. Dolayısıyla range extender aracı hibrit olarak nitelendirmiyorum burada. Bir içten yanmalı motorla bir elektrik makinesinin ikisinin birden olduğu ve ikisinin birden aracı tahrik ettiği sistemler, hibrit sistemler. Bunu eğer bir bataryayı şebekeden de şarj edebiliyorsanız bu plug-in hibrit olarak adlandırılıyor. Fuel cell elektrik araç yapabilirsiniz. Bu tam bir elektrik araçtır. Üçüncü topoloji olarak. Buradaysa bir hidrojen kullanarak hidrojeni bir fuel cell ile elektrik enerjisini dönüştürüp bataryaları şarj eder ve elektrik motorunu tahrik edersiniz. Dolayısıyla bir tam elektrikli araç elde etmiş olursunuz. Bir de batarya full elektrik araç vardır. Yani yine plug-in özelliği vardır. Şebekeden şarj edilebilir. Regenerative frenleme ile frenleme durumundaki enerjiyi tekerleklerden aldığı enerjiyi, yoldan aldığı enerjiyi jeneratör modda elektrik makinesini çalıştırarak bataryaları şarj edebilir. Bu da batarya elektrik olarak anılır. Biz Tofaş ve Fiat olarak Doblo'nun elektrik versiyonu üzerinde bu topolojide çalışıyoruz, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki,
Biz bu çalışmalarda neler yaptık? Onun üzerine odaklanacak olursak, 3 ana grupta çalıştık aslında. Birincisi elektrikli aracın platformunun geliştirilmesi. Burada platformdan kastım, bu iş aslında sadece bir elektrik elektronik işi değil. Bununla birlikte elektrikli aracı mekanik aksamlarını da işin içerisine katarak tam anlamıyla, yani farklı disiplinlerden mühendislik çözümlerine ihtiyaç duyduğunu söylemek lazım. Burada bilgisayar destekli yazılım, modelleme, sanal testler, ısıtma soğutma entegrasyonu, şasi, gövde ve iç tasarım uygulamaları, yani bunların tamamının aslında elektrikli araca göre adapte edildiğini, uyarlandığını ve entegre edildiğini söylemek lazım. Araç kontrolü, ki elektrikli araç kendine özgü bir kontrol yazılımına ihtiyaç duyar. İçten yanmalı motordan farklı olarak bir elektrik makinesi barındırdığından, bir batarya barındırdığından ve başka kısıtları olduğundan buna uygun geliştirilmiş bir kontrol yazılımına ihtiyaç duyar. Birinci çalıştığımız grup burası, platform geliştirme. İkincisi yardımcı sistemlerin geliştirilmesi. Sunumun ilerleyen sayfalarını da göstereceğim ama araç üzerinde yine elektrikli araca özgü bazı ilave komponentler vardır. İçten yanmalı motordan farklı olarak araç üzerindeki şarj ünitesi gibi, aracın tanı koyması gibi, normal içten yanmalı motorlu araçlarda olmayan yeni komponentlerin hata durumlarının algılanması ile ilgili tanı koyma için özel yazılım geliştirilmesi gerekir. Yüksek gerilim vardır araç üzerinde, 300-320 voltlar, 400 volta yakın olanlar da var. Dolayısıyla bu gerilimi iyi handle etmek gerekir, iyi yönetmek gerekir. Buna göre tasarlanmış kontrol üniteleri, güç dağıtım üniteleri. Aracın, mevcut aracın yapısı, mekanik yapısı ya da dıştan kabuğu diyelim, korunduğundan dolayı aracın ağırlık merkezi değişir farklı komponentlere göre. Onları aracın işte motor bölgesine ve arkaya bir yerlere yerleştirdiğinizde aracın ağırlık merkezi değişir. Dolayısıyla ESP, yani frenleme ile ilgili aracın dinamiği değişir. Ona uygun olarak elektronik stability programın uyarlanması, değiştirilmesi gerekir. Bunun yanında kritik bileşenler dediğimiz batarya sistemi ve elektrik tahrik sistemi, yani elektrik makinesi ile ilgili geliştirme çalışmalarını gerçekleştirdik. Burada yüksek gerilim bataryasında hem kontrol hem de güvenlikle ilgili özel kontrolleri devreye almanız gerekir. Elektrik tahrik sistemi ile alakalı yine makinenin, yani hem motor hem generatör modda çalışan makinenin tasarlanması ya da tasarlatılması, gerekliliklerin oluşturulması, onun elektronik sürücüsü ve kontrol algoritmasının geliştirilmesi çalışmaları konusunda odaklandık ve aracı geliştirirken bu kapsamda çalıştık. Şimdi çok kısaca bu ana komponentlere sizlere bir fikir vermek açısından değineceğim. Makineler dediğimiz elektrik makinesi aslında endüstride kullandığımız makinelere benzer ama otomotiv gerekliliklerine göre gerçekleştirilir. İki ana grupta odaklamak mümkün makineleri genelde baktığımızda araç otomobil üzerinde kullanılan. Birincisi yapı olarak bahsediyorum, asenkron makineler. Diğeri de sabit mıknatıslı makineler. Biz yola çıkarken sabit mıknatıslı makineyi seçtik. Burada gördüğünüz avantajlarından dolayı diyelim, özellikle tork ve güç anlamında daha göreceli olarak daha verimliydi, daha yüksek güç oranı ve daha yüksek tork oranı sunmaktaydı. Dolayısıyla sabit mıknatıslı makineyi seçtik. Burada azalan mıknatıs fiyatları yazıyor, ancak o kadar dalgalanıyor ki bu bir ne diyelim, nadir elementlerden biri aslında dünyada sabit mıknatıs. Ve maalesef genelde Çin bunun tedarikçisi. Dolayısıyla pek çok şu anda Avrupalı araç üreticileri, hatta motor üreticileri tedarik güvenliği açısından Çin'e ya da sınırlı kaynaklara bağlı kalmamak adına buradan asenkron makinelere ya da senkron makinelere doğru yönelmeyi de tercih ediyorlar. O da şu anda çalışılan konulardan bir tanesi. Güç elektroniği, bahsettiğim elektrik makinesinin hangi tipte seçerseniz seçin, onun bir elektronik olarak kontrolüne, onu sürecek bir devreye ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu da iki kısımdan oluşur. Bir güç modülleri, iki kontrol elektroniği kısmı. Bu da yine otomotiv şartlarına uygun olarak tasarlanmış ya da geliştirilmiş ürünleri, alt komponentleri barındırır. Bataryalar yine her bataryayı tutup aracınıza koyamazsınız. Onu da yine aracınıza ve araçtan beklediğiniz misyona göre seçmeniz gerekir.
Bu da araç topolojilerine ve burada beklenti dedim. Yani müşterinin ya da ürün gruplarının tanımladığı beklentiye uygun olarak bir güç ve enerji oranını tespit edersiniz. Yani bir hibrit aracın bataryasıyla bir spor elektrikli aracın bataryası ve veya bir genel kullanım elektrikli aracının, hatta bir ticari elektrikli aracın bataryaları ona göre farklılık gösterir. Batarya dediğimiz şey de sadece pilleri yan yana koymakla bitmiyor. Seri ya da paralel bağladığınız pillerden oluşuyor, doğrudur. Ancak içerisinde lityum genelde kullandığımız batarya tipidir kimya olarak. Tehlikeli de bir materyaldir. Onu iyi kontrol etmeniz, sıcaklığını, çevresel etkilerini, sağlığını, şarj durumunu kontrol etmeniz gerekir. Dolayısıyla hücre bazından, onların hücrelerden bir araya geldiğinde oluşan modül bazına, oradan da paket bazında kontrollere ihtiyaç duyar. Bu da mikrosaniyelerden saniyeler boyutuna değişen kontrol sıklıkları, frekansları demektir. Hep kontrol dedim. Bir de aracın ana kontrolü var. Bataryanın kendi içinde bir kontrol var. Elektrik makinesinin kendi içinde bir kontrol var. Bir de aracın kontrolü var. Pazarda duyarsınız, servis arabayı götürdüğünüzde beyin yanmış falan diye de öyle derler. Beyin dediğimiz şey bu aslında. Aracın ana kontrolü. Bu ana kontrol ünitesinin içerisinde hem bataryayı, hem elektrik makinesini, hem de sürücüden gelen işaretleri, yani gaza bastığınızda evet çekiş istiyoruz, yani yolda tork istiyoruz, ya da işte frene bastığımızda evet durmak istiyoruz. Dolayısıyla fazladan bir enerji ortaya çıkıyor. O enerjiyi de bataryalara doğru basalım vesaire gibi komutları alan, bunları anlayan ve bunları icra edecek birimlere ileten bir ana kontrolümüz vardır. Bu ana kontrol bence çok önemli ve bizim bugün itibariyle Türkiye'de araç üreticileri olarak global tedarikçilerden bir kara kutu olarak, kapalı kutu olarak tedarik ettiğimiz bir şeydir. Biz bunun yazılımını TOFAŞ ARGE olarak gerçekleştirdik. Dolayısıyla bütün ana kontrol içerisindeki alt modülleri model tabanlı olarak tasarladık ve bunu daha sonra koda dönüştürerek kontrollerin içine gömdük. İşte enerji yönetimi, hız tork kontrolü, kullanıcı arayüzü, batarya yönetimi vesaire ana fonksiyonları içermektedir. Şarj sistemleri konusuna burada bir değinmek isterim. Burada da yine standartlaşmaya doğru gitmek mecburiyetindeyiz. Çünkü birazdan bahsedeceğiz. Hem ben değineceğim, hem Mr. Forer değinecek. Şarj istasyonlarının yoğunluğu dolayısıyla farklı araç üreticilerinin farklı şarj noktalarında aynı arayüzü kullanarak araçlarını şarj edebilmeleri lazım. Dolayısıyla bu da bir standartlaşmayı gerektiriyor. Avrupa Birliği standartlarını kullanarak 3.3 kW'lık tek fazdan yaklaşık 7 saatin altında şarj edebiliyorsunuz, ya da 7 saat civarında diyelim. Eğer 3 fazlı bir şebekeye bağlarsanız aracınızı, 6.6 kW'lık bir araç üzeri şarj ünitesiyle, bu elle taşınabilir küçük bir şey olarak da kullanabiliriz bunu. Ya da araç üzerine monte de edilebilir. Yani laptop büyüklüğünde bir şey diye varsayın. Biraz daha kalını. Bununla da 3,5 saatte şarj etmeniz mümkün aracı. Biz de Doblo Elektrik'te burada gördüğünüz standart soket ve arayüzü kullanarak şarj arayüzümüzü gerçekleştirdik. Yardımcı sistemlerden bahsetmiştim. Burada birazcık detaylandırayım. Aslında pek farkında olmadığımız sistemlerdir bunlar. Araç üzerinde işte klimamız vardır, direksiyon pompamız vardır, fren vakum pompamız vardır vesaire. Bunlara ihtiyaç duyarız ama farkında olmayız onların orada olduğunun. Ama içten yanmalı motordan tahrik alır bu sistemlerin tamamı. Ve o motoru oradan kaldırdığınızda bunlar için yerine yeni alternatifleri koymanız gerekir. Dolayısıyla bunların elektrikli versiyonlarını koyduk. Direksiyon pompası, fren vakum pompası, klima kompresörü ve ısıtıcı gibi. Burada şuna önem verdik. Özellikle hayati önem taşıyan güvenlik öncelikli komponentleri mevcut aracın güvenli, daha güvenli göreceli olarak bildiğimiz konvansiyonel kurşun asit bataryadan beslemeyi uygun gördük. Dolayısıyla high voltage, yüksek gerilim bataryasında meydana gelebilecek herhangi bir sorunda, ki çok düşük bir ihtimaldir, ancak gelebilecek herhangi bir sorunda aracı güvenli olarak frenleyip istediğiniz yere parka çekebilirsiniz. Dolayısıyla bunlar güvenlik öncelikli komponentleri ayırdık. Elektrik tasarım çalışmalarının dışında entegrasyon çalışmaları için mekanik tasarım faaliyetleri de gerçekleştirildi. Aracın matematiksel modeli üzerinde, burada gördüğünüz işte gürültü modeli,
ya da yorulma modeli, yani fatik torsiyon modeli üzerinden yeni tasarlanan komponentlerle beraber aracın ne kadar seri üretim gerekliliklerini, çarpma performansını, yorulma kriterlerini ve fiyat entegrasyon kriterlerini, gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı konusunda çalıştık. Buna göre süspansiyon parametrelerini, elastokinematik analizleri ve konfor yol tutuş gerekliliklerine göre gerekli mekanik tasarımları yeniden gerçekleştirdik. Dolayısıyla bunlar elektrikli araç çalışmaları kapsamında TOFAŞ olarak bizim yaptıklarımız. Peki son nokta olarak gelecekteki eğilimler ve biz nasıl ilerlemeyi düşünüyoruz TOFAŞ olarak, ondan bahsetmek isterim. Elektrikli araçların nasıl yaygınlaşacağı ile ilgili pek çok öngörü var. Yani 2000'li yılların başından itibaren bütün bağımsız araştırma kuruluşları, işte Enerji Bakanlıkları, Avrupa'daki veya Amerika'daki pek çok öngörü gerçekleştiriyor. En sonlarından bir tanesini alıp koymaya çalıştım. Burada şunu görüyoruz aslında. 2020'yi şöyle çizersek çok değil, ancak %10'a varan, yani şurası içten yanmalı motorlar, bunlar da farklı topolojilerdeki elektrik araçlar. 2020 yılında yaklaşık %10'luk bir penetrasyon görüyoruz. Yani pazarın yaklaşık %10'u elektrikli araç olacak gibi görünüyor. Bunu pek çok yerden doğrulayabilirsiniz. Ben özellikle bakarak buraya bir tanesini koydum. En son Automotive News'un Nisan 2012 sayısı da diyor ki son yıl 2012 yılında, yani ilk çeyrekte %3.3 Amerika'daki elektrikli araçların penetrasyonu, %3.3'ünü elektrikli araçlar oluşturmuş. Dolayısıyla %10'luk bir pay olacak gibi görünüyor 2020'de. 2050'ye bakarsanız bu %50'nin üzerinde. Ancak iki nokta var önemli, üzerinde durmamız gereken. Bir tanesi batarya. Hala batarya bize menzil olarak, beklediğimiz menzili sunmuyor. Psikolojik olarak böyle bir menzil bekliyoruz çünkü. 150 kilometreler demiştim. Günlük kullanım için aslında çok uygun bu. Araştırmalar diyor ki, yani Avrupa'daki, Türkiye dahil buna, kullanımın %70, %80'i günlük kullanım 70-80 kilometreyi aşmıyor. Gidiyoruz 30-35 kilometre maksimum. Sabah 8'de aracı park ediyoruz iş yerimize. Akşam alıyoruz, gidiyoruz, toplam 70-80 kilometre yapıyoruz. Yani bir şarjla çok rahat gidip gelirsiniz buraya ama uzun yol için uygun değil. Bir ikinci araç için belki uygun olabilir. Dolayısıyla batarya teknolojilerindeki gelişmeler, maliyetin azalması ve menzilin artmasını bekliyoruz. Bu bir engel elektrikli araçların yaygınlaşmasında. İkinci engel de şarj altyapısı. Bu da önemli. Aracı bugün itibariyle yola çıkarsanız, yani 2 kilometre geçmeden bazen birkaç yüz metrede bir benzin istasyonu görürsünüz. İstediğiniz zaman benzin alırsınız. Hatta seçersiniz. Ondan değil, A'dan değil, B'den alayım diye. Dolayısıyla benzer bir yapının burada da olması lazım. Hem şehir içerisinde hem şehir dışında şarj altyapısının yaygınlaşması lazım. Detaylandırayım, bataryayla başlayayım. Bataryaya baktığınızda bugün itibariyle iki şey dedim. Bir tanesi menzil kısıtı, ikincisi maliyet kısıtı. Maliyete baktığımızda bugün itibariyle burada 33 kilowatt saatlik bir batarya. Bu Amerikan Enerji Bakanlığı'nın yayınladığı bir makaleden almıştım. 33 kilowatt saatlik bir batarya için maliyetin 2015 yılına baktığımızda 10 bin dolarlar civarına geleceğini görüyoruz. Bu da %60'lık bir düşüş demek. Yani dolayısıyla aynı enerjiyi daha ucuza alabilirsiniz demek. Bu daha affordable, daha kolay erişilebilir bir maliyet rakamlarına aracı ulaştıracağını söylüyor. Aynı zamanda ağırlığının da bugün itibariyle baktığınızda yaklaşık 1 kilowatt saat için 10 kilogramlık bir ağırlık ihtiyacı vardır. Bunun yine 180 kilogramlara, oradan da şu anki araç tankının ağırlığına yaklaşık, yani 55 kilogram 60 litrelik bir tank düşünürseniz 55-60 kilo arasıdır. Oraya doğru gideceğini söylüyor. Dolayısıyla batarya teknolojileri bize aslında bir ışık sunuyor. Ondan dolayıdır ki 2050'de %50'nin üzerinde bir penetrasyon görüyoruz. Şarj istasyonları için ise ikinci önemli nokta bu demiştim. Bütün kullanımı düşündüğünüzde, yani ikinci araç olarak değil de bir evin bir aracı ya da iki araç varsa, ikisi de elektrikli olduğunu düşünürseniz, aslında buradaki aktörlerin tümünün olması lazım. Yani otobanda mola yerinde şarj olmalı, şehir içerisinde hızlı şarj olmalı. Ben size çünkü şunu söyledim, dedim ki eğer 3.3'ten, yani tek fazdan, normal şebekeden 220 volttan şarj ederseniz 7 saat sürer.
Yok, eğer 3 fazla bir şebekeniz varsa 3,5 saat sürer. Bunu kimse beklemez. Dolayısıyla hızlı şarj dediğimiz, yani DC şarj ile araç, atıyorum 22 kilowatt saatlik bir bataryaya sahipse 22 kilowatt saatlik bir DC şarj ünitesiyle aracınızı bir saatte şarj edersiniz demektir bu. Dolayısıyla buna sahip olan altyapıların yine oluşması gerekir. Bu da hızlı şarj istasyonları demektir. Taksi durakları vesaireler için yine şarj noktaları, posta aracı gibi özel misyon yüklenmiş araçlar için şarj noktaları, park alanlarında şarj, bu bazen konuşuluyor, hatta biz de çalışıyoruz, wireless şarj, yani endükleme yoluyla, endüktif şarj, kablosuz şarj, yoldan şarj, ki yine konuşulan konulardan bir tanesi. Ve kişisel ev şarjı, yani aracınızı evinize, garajınıza, yoksa da bahçenize ya da işte ortak yine sitenin bir şarj noktasını şebekeye bağlıyorsunuz, gece sabaha kadar şarj ediyor. Sokak direklerinden şarj gibi şarj istasyonlarının yaygınlaşması da yine elektrikli araçlar yaygınlaşmasında önemli nokta. Dolayısıyla gelecekteki eğilimler aslında bu iki nokta üzerine oldukça yoğunlaşıyor. Batarya ve şarj istasyonları. Tabii bize de bir şeyler düşüyor. Yani bunları hep başkalarına söyledim çünkü. Yani batarya üreticilerine söyledim. Yani kimyacılara dedim çalışın biraz, elektronikçilere çalışın biraz dedim. Sonra dedim ki yani belediyelere ve karar alıcı mekanizmalara ya şarj altyapısı yapın dedim. Peki biz ne yapacağız? Biz bir kere bence bana göre şu üç adımdan geçeceğiz. Yani birincisi şunu kabulleneceğiz. Yani biz bize aracımız dediği zaman ben full şarjla 105 mile yani 150 kilometre yaparım sana dediğinde ya doğru yani yetiyor bana deyip biraz uyum sağlamak lazım. Birinci adımımız bence bu olacak. İkinci adımımız bunu düşünerek bir Doblo elektrik alacağız. Elektrikli bir Doblo alacağız. Bu bizim için bir yenileşim demek. Yani fikrimiz, yani farklı bir fikre büründük. Bir farklı, yani inovatif davrandık anlamına gelir. Üçüncüsü de aslında bunu kullandıkça göreceğiz ki aslında bizim başka bir şeye ihtiyacımız yok. 105 mile, 150 kilometre bize yetiyor günlük kullanımda. Dolayısıyla kullanım kompozisyonumuzu yavaş yavaş rahat ve güvende hissettikçe bu aracı kullanarak genişleteceğiz aslında. Dolayısıyla şehir içinden biraz daha böyle şehir dışına doğru çıkmaya başlayacağız. Neden? Çünkü 150 kilometreyi bir kere tek şarjla araç size sunuyor. Artı şarj altyapısı genişledikçe, mevcutta bulunan şarj istasyonlarının yerleri belirlendikçe, bunları telefonunuzdan görebildikçe vesaire, aracın ne size söylediği menzili görüp ona göre davrandıkça aslında yavaş yavaş kullanımımızı şehir dışına doğru arttıracağız. Bu da yaygınlaşma adımı olacak bana göre. Bu da bize düşüyor. E-mobilite, elektrikli araçlar bunun dışında bize bazı şeyler daha sunuyor aslında. Connectivity'yi daha kolay elde etmemizi sağlıyor. Elektrikli araç adı üstünde elektrik, bir sürü elektrik, elektronik komponenti var. Çok daha kolay aslında mevcut araç altyapılarına göre erişimi daha kolay sağlıyor. Size kesintisiz iletişim diyelim ona. Onu daha kolay elde etmenizi sağlıyor. Menzil için yol önerileri, mobil cihazlarda akıllı elektrik uygulamaları gibi, işte burada bir telefon, akıllı telefon üzerindeki uygulamaları görüyorsunuz. Bunun dışında büyük şehirlerdeki yoğun trafik ve sıkışıklık dolayısıyla değişen hızlı ve değişen mobilite çözümlerine ihtiyaç duyuyoruz aslında. E-mobilite bence buna da çözüm getiriyor. Belediyenin aslında çalıştığı, az önce Tansel Bey'in bize bahsettiği Stuttgart Belediyesi ile beraber çalışılarak gerçekleştirilecek şeyler aslında, yani adanmış yollardan elektrikli ulaşım, yoldan kablosuz şarj belki yapılabilir. Hatta işte hafif özel elektrikli araca göre tasarlanmış araçların olması ve bunların kiralanması, işte birazdan bahsedilecek Stuttgart'taki uygulamalar, iki tekerlekli uygulamalardan bisiklet kiralama, elektrikli bisiklet kiralama vesaire gibi uygulamalar aslında yine elektrikli araçların mobilite imkanlarını bize yakın zamanda sunuyor olacak. Biz de Tofaş olarak bütün bu anlattıklarımdan söyleyeceğim iki nokta. Birincisi, teknolojik bilgi birikimine sahip olmak yönünde ilerliyoruz. Az önce size bahsettiğim Doblo elektrikli araçtaki yaptığımız çalışmalar bunun aslında temelleri. Onun üzerine uygulamaların geliştirilmesi konusunda çalışmaya devam ediyoruz. Bir de Tansel Bey de az önce vurguladı, bu farklı bir değer zinciri, farklı bir value chain aslında. Mevcuttaki
elektrik ya da mevcut araçlara sahip olmadaki zincir biraz daha farklılaşıyor. İşte kiralama, bataryanın kiralanması, enerjinin satın alınması, onun üzerindeki hatta telefonlarınıza farklı mobil uygulamaların yüklenmesi vesaire gibi bir değer zinciri ortaya çıkıyor. Biz Tofaş olarak yine bu değer zinciri boyunca ortaya çıkan rol dağılımını ve iş modellerini anlayarak onun içerisinde uygun pozisyonu almakla ilgili konumluyoruz kendimizi. Diyerek sözlerimi bitiriyorum ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonuçta sıfır emisyonla araçlar bizi bekliyor diye düşünüyorum. Teşekkürler. Ali Bey'e çok teşekkür ediyoruz bu değerli sunumundan dolayı. Birinci elden bir aracın sıkıntılarını, Ar-Ge'sini çok iyi bilen bir kişiden ve ayakları yere basan, bunu üretmekle yükümlü olan bir kişiden, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara, bunların hayatımızı nasıl değiştireceğini ve bunların mühendislik problemlerine dair çok güzel bir sunum aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu işin dediğim gibi üretici tarafı. Bir de tabii şehir tarafı var. Bu da çok değerli temsilcilerimiz var. Bir konuşmacımız var. Sayın Hakkı Tok da aramızda. Büyükşehir Belediyesi'nin BT Daire Başkanı. Sorular bölümünde kendisine de İstanbul'la ilgili sorular yöneltebiliriz. Ancak şimdi ben Sayın Wolfgang Forderer'i sahneye davet etmek istiyorum. Kendisi mobilite direktörü Stuttgart'ın ve bize bir şehirci olarak bununla ilgili çok güzel bir sunum yapacak. Kendisinin sunumu İngilizce. Ben kendisinin tercümesini yapacağım ama daha sonra da arzu ederseniz yine sorularınızı kendisine İngilizce sorabilirsiniz. Hello everybody, I come from the city of Stuttgart. I will make my presentation in two parts. First of all, I want to show you, explain you why have we such a strong link with electromobility. Because why Stuttgart and electric mobility? And this deals a lot with our history. And then I will show you what we do concrete in the area of electric mobility. Herr Forderer, I'll be translating your speech. Yeah. So as we proceed, give me some time. I'll quickly translate and we'll yeah. Okay. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlere sunumunda iki bölümde bunu aktarmaya çalışacağım. Öncelikli olarak Stuttgart olarak bizim elektrikli araçlarla ilgili nasıl bir geçmişimiz var? Ardından da bir şehir olarak elde tutulur biçimde şu an neler yapıyoruz bunları aktarmak istiyorum. Yeah, Stuttgart is the state capital of Baden-Württemberg. It's one of the federal states of Germany. 600,000 inhabitants, 350,000 cars. Now, as you see, we have a lot of cars. Five times more cars than children. And we have 4 million inhabitants in the metropolitan region. Bizler Stuttgart olarak Baden-Württemberg eyaletinin başkentiyiz. 600 bin kişiyiz. 350 bin araba. Oldukça fazla sayıda araba var. Ve ses gelmiyor zannedersen. Rahatsanız ben o zaman şey yapayım. Herhangi bir şekilde ihtiyaç yok, değil mi? Tamam, çok teşekkür ederim. So Herr Forderer, we have enough simultaneous translation and there is no need for translation, so we can proceed with your English. Ah, very good. Thank you very much. Much faster, much more efficient. German style. Ah, thank you. German style. When you see, when you come to Stuttgart, you will see before that it's a very green city. We have 50% of the city is green area and 40% of the area is under landscape protection. So maybe your image from Stuttgart is that it's an industrial city that is all fully packed of big industrial plants, but it's not like this. It's a very clean, a gray green city. The region has been very poor. 150 years ago, it was a very poor region because we do not have a very old history like Istanbul, and we do not have a port or raw materials like gold or petroleum. The only thing which we had was our brain. No? So luckily, we have some very innovative people like Daimler, like Bosch, like Porsche, who lived in Stuttgart and have made some fundamental inventions for mankind. So the four-wheel car was invented in Stuttgart. The magnetic starter for the cars with, I think there is no car in the world without a part of Bosch and or like this, no? And Porsche, of course, it's Porsche is more than a car, it's a legend, no? And so it's a myth. And so this is the base of our wealth today. So we are living from car industry and we are depending on car industry. So when you see right now we are the leading export region in Europe and we are number one in Germany in inventions and patents. So we cannot compete in the price
or in the local working hour. For this, Bosch is in Bursa, because in Bursa they can produce at a global competitive level. In Germany they cannot do this. So what we have is R&D. What we have is still the will and the power to be always one step ahead from others. No? So this is a matter of survival. And so we have to think what will happen with the car market and the vehicle market in the world, and we have to adapt to this. If not, we will lose the race, and we will lose our wealth. So for us, it's an important way to survive in the for the future. And for this, we have a very intensive cooperation between companies and researchers. To give you only one number, we spend in the Stuttgart region on a daily basis 12 million of euros for R&D. So it's a huge effort in R&D that we are doing. And there's a very strong cluster between many institutions, research institutes, and universities, NGOs, and civil society. One of the part what the city of Stuttgart makes, and I'm the coordinator of a very big global network. It's called Cities for Mobility. If you are from a city or for a company or from an NGO, you can join Cities for Mobility. It's for free. There's no membership fee. Visit us on the internet. It's very easy to fill in a formula to be a member, and then you get our electronic magazine, you get invitations to congresses, we help you to search partners for European funding, for international projects, so it's worth to look in our homepage. And also we made with UCLG, with the World Organization for Cities, we made together an agenda for sustainable mobility. You can download this agenda also from the internet. So, now to electric mobility in Germany. When you see that we have 43 million registered cars in Germany, and you see that we only have 4,500 registered fully e-cars, you see that we are also at the very first start of this. And the German government said that there will be, in 2020, 1 million cars. So this is the target of the German government, but I think it's a very strong target, and maybe we will never reach this, but it's always good to be ambitious, no? So it's an ambitious objective. And we have a lot of tasks. I can only speak for our city, no? What we are doing in the city. When you are in a city government, you have different tasks. You have to raise the awareness of the citizens. You have them to show that electromobility exists. We have to safeguard the car industry, as I said, because it's the pillar of our wealth. We have to push R&D. We have to think about, if you buy now an e-car, where do you go when you have a problem? Who does repair your e-car? And we will see that there's no one who has learned this. Where do you recycle your battery? Do you have an engineer or technician who knows about this? So we have to start the process now that, as you said, in 10 years we will have a significant number of e-cars, and so in 10 years we need also an infrastructure that you can go to someone when you have a problem, no? It's not so easy. We cannot provide this system from one day another. We have to start now to talk to university, to organizations of craftsmen, of shops and all this, and so we have to go step by step to have this. When the demand is rising, we have to be parallel with this. And so what is very important for us is to make e-mobility visible in the streets, because people have to see it. And so we have four areas of making this. We work on pedelecs, which are bicycles with an electric motor. We work on e-bikes, it's also scooters, motorcycles. We work on electric cars and on hybrid buses. First, electric cars. We are now building up an infrastructure with our energy supplier EnBW. You can see here a charging column. And the aim is to have 200 charging points in the city at the end of this year. The city council decided that from now on to December 2014, all fully electric vehicles can park for free in all public car spaces. You have to make some incentives.
We do not have this like in France, for example, that you get 5,000 euros when you buy an electric car. We have no national laws on this, so we have to little possibilities in the city to make some incentives, and this with the free parking, we hope that this will be a small incentive. The charging we make now in every district of the city, we go to the city parliament, the district parliament, and we show for every place where we put these columns, we make a photo montage to show where how it looks like, and the city, the district council decides on every place. This is very important. You need acceptance, political acceptance, and acceptance by the citizens. So you see every column has 2 points, as two charging points, and we spread it all over the city. So you see it, we have for every one of these 215 points, we have there a plan and a photo so the politicians can are able to decide on this. Then we will start now in October with Car2Go. Maybe you have heard of this. Car2Go is a car sharing system by Daimler. They have it now in 14 cities all over the world. And in San Diego, in US, and in Amsterdam, they have an e-fleet. And we will be the third city which have this e-Car2Go. So you have to imagine like this. You go with a special card, or your driving license with a sticker, you go to the car, you put at the window, you put your card, the door opens, and you go inside, and you register, and then you can use the car, and you pay for a minute. And with your smartphone, you find where the next car is. There is no fixed station. When you are ready, you park the car at the side of the street, and you go out, and you leave it. And the other users find it with their mobile phone. So it's a very flexible system, and Daimler has very good experience with this, and we will start now with this fleet of 300 smarts in October, and the city does this because we will show that it works. Now you have to show people that e-mobility works, and Daimler gives a lot of money in this. We are talking about 25 million euros to for the cars and the infrastructure and so on. So they make a very huge effort to do this, but it's the hometown of Daimler, so we are lucky that they do it in Stuttgart. We also have a public bike rental system by Deutsche Bahn, which is the German national company. We have this now since 5 years with normal bicycles, 450 bicycles, and last year we added 100 electric bicycles, because Stuttgart is like Istanbul. We have 300 meters of height difference in the city. So the whole city is up like this, no? Because it's a very hilly city with a lot of wine, vineyards there. And so people were used to only in flat areas. So they used the bicycles in the city center where all is flat. But to go uphill, they did not use it. So we extended the system now with 100 pedelecs, and the use is for the bicycles is for free the first 30 minutes, but for the pedelecs you have to pay, and it's well accepted, and we hope that we can extend it in the next years. And you have a lot of CO2 reduction. You have you get the people on the bike, because Stuttgart is not a bicycle city like cities in Netherlands or in Copenhagen, where all the people go by bicycle. Because of the topography, we have to convince people to use bicycle. And with the electric bicycle, when you test it, and you will never go, you will see, I talk about this, it's theoretical, but if you have the possibility to test a pedelec, sit on it, and you will feel like, as a wonderful, no, it's really incredible to go uphill with a pedelec. And as you see, the columns, the charging columns have two sides. They have a red side and a blue side. The red side is for renting the bike, and the blue side is for charging an e-scooter. So we combined two different projects. We had a 1 year test with 500 e-bikes. At the end were 700 e-bikes. These go to 45 kilometers. Yeah, for this you need a helmet and a driving license and assurance. No, this is not a bicycle. This is a motorcycle. You have to use it legally like a motorcycle or like a car. And so you see our mayor at the column. We have on one side we have the charging column for two e-bikes, and on the other side we have the rental column for the
for the e-bike. So as you said, typical German efficiency, we use the same column for two things now. Then also we have bought 5 hybrid buses. They have a very small diesel engine and 4 electric motors on the wheels, and they are running really good. When you go inside, it's like you go in an airplane. You do not hear the motor. You hear something like the engine of an airplane. It's very funny to get on with these buses. They're very, very expensive. This is not the main problem for the public transport company. You have to think, one bus with all this maintenance and service is about €700,000. So we're talking about a lot of money. So our city public transport company is not able to buy 100 buses like this. No, so, but we try now with 5 buses, but the results since 6 months of using it are really good. And this is very good for pollution and noise reduction. So then the pedelecs, once again, this is our mayor, Dr. Schuster. He is riding this Stuttgart bike. We have a special brand. This is also to show the people there is something new that you can use it. It's very important also to make electromobility visible in the streets. And I have also one. After the test, we had the possibility in our department to buy one for a very good price. And I use it frequently to go to meetings, because I can go like this with suit and tie, and I do not sweat. No, it's really fantastic. And we have 25 now in the city. And it's really good. And it's as I always say, you have to convince people that we are on the way to a new type of mobility, and you have to show this in the street. For this reason, we also make road shows, we make public presentations to invite people to use this. Also, in the next month, we will give to the frequent users of public transport this service card, Stuttgart service card, and with this card you can use public transport, you can rent a bike, you can rent a car, you can use call a bike, car to go, and in 2 years, when we are hopefully advanced with the project, you can buy a bread in the street, or you can buy a car, or you go to the hotel, or you can rent a book in the public library, or you go swimming in a public swimming pool. So we want to have a first of wallet card, a card which every citizen has and use it for everything he needs in the city with one card. And our national state bank has combined this with the loyalty system. So every time you use the card, you can collect points as a bonus points, and then you get some advantage in shops with this points. So it's an entire system, and the national government of Germany will help us with a €20 million funding to implement this in the Stuttgart region. Last thing and very interesting thing, we are using an old Mercedes representation as a showroom. We have a special model there. We invite companies who are working with electromobility to make a stand there to show their products, to show their ideas in this showroom. This showroom is 5 days in the week open for public for free, yeah? And you enter for free, and we wanted to show to the people what will be maybe the future in 5 years or in 10 years. The interesting thing is what we did not expect, that a lot of companies make events there. They invite their engineers, their technicians, their clients, because in this room there is a special atmosphere, and you can show to your clients or to your workers that it's not a hypothetical dream. No, it's reality right now. Now, and so we have a lot of discussions, events, public events there, and they use it for trainings. And very actual, in January, we will start with a European project. It's called 2Move2, and in this project, we will make a training program for policemen, fire department, doctors, ambulance drivers, and all this. But because imagine you are a fire department worker or a policeman. You come to an accident with an electric vehicle,
And you do not know, can I touch this? Will it explode? Is it dangerous? Is the liquid which comes out healthy or not healthy? No? Is there a high voltage on some parts? And there are, many people do not know. I personally do not know. No? But imagine these emergency and rescue experts. They have to be trained on this, and with the funding of the European Union, we will deliver fact sheets and to all the people and training courses to all these emergency staff that they are ready. Because this will come. No, this is. I'm not talking about some dreams. It will come. It will come slowly, but it will come, and we have to be prepared for this. So you see, as a city government, you can make a lot in the field of electric mobility. I think it's not good to let it only in the hands of the industry. We are citizens, no? And as citizens, we have to ask our politicians to take their role also in this process. And I think when we work together with industry and with research facilities, at the end we will have a very good solutions. And for the last thing, only to show you how this could work, in Germany there's a big supermarket chain, Lidl. Yeah, and Lidl has now 5 charging stations in Stuttgart in the parking lot of their supermarket. So you see, we have to think there are a lot of actors in the field, in all these kind of electric mobility, and we have to search these actors and we have to bring them together, and then we will be successful. So thank you very much. Sayın Forder'e çok teşekkür ediyoruz sunumları için. Let me actually like say it in English so yeah. We can all understand it. Thank you very much for your speech. Now we can see, we looked at the R&D perspective of it, how to build the cars. Now we're looking at it, how you're trying to incorporate it into your city, that it's not easy at all. And then I guess you're maybe 5 or 10 years ahead of us in terms of like starting this integration with your perspective on cars. But I think these are very valuable lessons. Because in our discussion yesterday, I learned there were also lots of mistakes you learned from. And then it's actually a process, not like it doesn't happen overnight. Thank you so much. And şimdi de konuşmasını yapmak üzere Sayın Hazım Fedakar'ı sahneye alacağız. Biraz önce bahsettik, enerji bu işin en önemli kısımlarından bir tanesi. Sorunların büyük bir bölümü de bu alanda odaklanıyor. Şarj istasyonları, piller, bunların dağıtımı, bunların şebekeleri. Burada da enerji konusunda bir uzmandan bunları dinlemek istiyoruz. Özellikle mühim bir konu bu. Sayın Hazım Fedakar, hoş geldiniz efendim. Hepinize iyi günler diliyorum. İstanbul Enerji olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştirak şirketiyiz ve elektrikli araçlarla ilgili çalışmalara biz de iştirak ettik. Bu süreçte yaptığımız çalışmaları başında firmamızla ilgili bilgileri de ekleyerek sizlere aktarmaya çalışacağım. Sunum planına kısaca bakacak olursak, İstanbul Enerji'yi çok kısa 2-3 slide'la tanıttıktan sonra elektrikli araç sektöründe İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinin aldığı rolleri size aktarmaya çalışacağım. İşbirliği yapılan kuruluşlara değineceğim. Daha sonra elektrikli araçlar ve şarj altyapıları çalışmalarıyla ilgili bilgileri size aktaracağım. Ve dünya ülkelerindeki elektrikli araçlarla ilgili bazı verileri sizlerle paylaşacağım. İstanbul Enerji bir enerji firması olarak, Belpet olarak 1962 yılında kurulmuş. 1992 yılında tamamen Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluş haline gelmiş. 62 yılında çünkü belediye ve petrol ofisi tarafından kurulmuş bir şirket olarak faaliyetine başlamışken 92'de Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluş haline gelmiş tamamen.
2003 yılında İGA taşıdığını almış. 2006 yılında da İstanbul Enerji AŞ adını alarak faaliyetlerine devam etmektedir. İstanbul Enerji AŞ neler yapar? İstanbul Enerji AŞ kuruluşundaki faaliyeti olan petrol faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun yanında atık geri kazanım faaliyetleri yapmaktadır. Petrol türevli deniz atıklarıyla ilgili geri kazanım bunlar. Aydınlatma işleri 2009 sonuna kadar yollarda bakım onarım yapım işleri yapmıştır. Şimdi de park ve bahçelerde yapım ve bakım işlerine devam etmektedir. Enerji verimliliği ile ilgili çalışmaları vardır firmamızın. Enerji verimliliği ile ilgili ilk kamu şirketi olarak görev aldık. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Elektrikli araçlarla ilgili bölümü de bir Ar-Ge gibi takip ediyoruz. Burada üzerimize düşen görevleri hem yarı kamu olarak hem de özel sektörle sürekli çeşitli alanlarda irtibat eden bir şirket olarak yapmaya çalışıyoruz. Elektrikli araç sektöründe İstanbul Enerji olarak hem sektörel gelişmeleri takip ediyoruz hem de bu konuda diğer iştirak şirketlerimizle birlikte bu konuya katkı sunmaya çalışıyoruz. Burada Belbim'le uzun zamandır çalıştığımız bir yazılım var. Bu yazılımla araçların ve şarj ünitelerinin birlikte hareket edebilmeleri için ortak bir beyin tarafından yönetilmesini amaçlayan bir yazılım yapıyoruz. Burada hem dünyadaki diğer gelişmeleri takip ediyoruz hem de bu yazılımla bu İstanbul Kart diye tabir ettiğimiz kart üzerinden bu sistemleri gerçekleştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Tabii bu çalışmalarımızın diğer bir tarafını da İspark oluşturuyor. Çünkü İstanbul'daki parkların çok büyük bir bölümü İspark tarafından yönetiliyor. İspark'taki parklanmaların belirli bir yüzdesini elektrikli araçlarla ilgili konumlandırmaya çalışıyoruz. Bu konuda bazı parklarda denemelerimiz devam ediyor. Birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Elektrikli araçlarla ilgili kamu şirketleri olarak bizim enerjinin yanında İspark ve Belbim'in yanında şarj firmaları ve araç tedarikçileriyle de görüşmelerimiz, toplantılarımız devam ediyor. Bu konuda elektrikli araçlar formu 2 Kasım 2010 tarihinde WoW Center'da yapıldı. Burada çok ciddi bir katılım oldu. Tabii bunlar 2010 yılında bilinçlendirmeye yönelik toplantılardı. Bu konuda da halkın çok istekli ve bilgi istediğini gördük. Bu 2011 yılında 4 Nisan'da yine Yıldız Üniversitesi'nde, Yıldız Üniversitesi ile birlikte yaptığımız Elektrikli Araçlar Forumu 2 ile devam etti. Bu süreçte 2010 tarihinde yine Büyükşehir Belediyesi'nin Meclis Otoparkı'nda 3 adet şarj istasyonunu halkın bilinçlenmesi amacıyla bir basın toplantısıyla bunlar tanıtıldı. Bu tamamen tanıtım amaçlıydı. Daha sonra bu cihazlar başka yerlere nakledildi. İspark otoparklarında beraber yaptığımız çalışmalarda hem lokasyon olarak hangi otoparkların daha çok işlem gördüğünü tespit ettik. Bu otoparkların bazılarında şarj ünitelerini konumlandırarak halkın hem bilinçlenmesini hem de görsel olarak bu sisteme alışmalarını sağlamaya çalıştık. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olduğumuz için
hem araç firmalarıyla, hem şarj ünitesi firmalarıyla, hem de bizim çözüm ortağımız olan İspark ve Belgium ile birlikte EPDK ile de görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerde amacımız hem araç firmalarının, şarj ünitesi firmalarının EPDK olan iletişimini sağlamak, hem de EPDK'yı bu konuda bilgilendirmek ve çözüm arayışlarını hızlandırmak da amacımız. Ve burada da aktif destek aldık. Elektrikli şarj üniteleriyle ilgili 2012 yılından itibaren aktif kullanım başladı. Çeşitli firmalar araçlarını satışa sundular ve kullanımındaki rahatlığı da test etmiş olduk. 2013 yılından itibaren de bu araçların çoğalmaya başlaması, şarj ünitelerinin de konumlandırılmaya başlamasıyla birlikte bu altyapıların ortak entegre bir sistemle, bir beyin tarafından yönetilmesi için de Belbim'le çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi burada Stuttgart'tan bahsetti konuşmacımız. Değişik ülkelerin bu işle ilgili ayırdıkları bütçeler, işte yaptıkları teşvikler, yıllara göre hedeflerini bir Hollanda firmasının, bir mühendislik firmasından alarak buraya koymaya çalıştım. Burada mesela ilk başta Hollanda firması olduğu için Hollanda var. Almanya ile işbirliği var. 2009-2014 arası pilot projelere 10 milyon euro teşvik ayırmış. 2015'te 20 bin elektrikli aracı hedeflemiş. 2013'te 10 bin şarj istasyonu kurmayı hedeflemiş. Bu istatistik bilgiler değişik ülkeler için var. Fransa için, Danimarka için. Almanya için. Belki Almanya Stuttgart'la eşleştirilebilir. Amerika. Bunlar istatistik olarak bulunsun diye koydum. Buradan neticelere geldiğimizde elektrikli araçların çok yakın gelecekte, bu 5 yıl olabilir, 10 yıl olabilir, fosil yakıtlı araçların yerini alacağını artık görmeye başladık. Burada daha önceki konuşmacılarda buna değindi. Burada bir vazgeçme eşik değeri var. Yani bir kullanıcı olarak ben ne zaman elektrikli araca bireysel olarak kullanırım sorusuna verdiği cevap kişilerin evet olduğu zaman bu çok hızlı bir şekilde elektrikli araçlara geçiş olacaktır. Bunun için de diğer ülkelerdeki gibi bizim şarj ünitesi sayısını hızla artırmamız gerekmekte. Zaten araç üreticilerinin bu konudaki istekli olduklarını ve piyasaya sürdükleri araçları biliyoruz. Ülkemiz ve dünya, ülkemiz de dünya gelişmelerini bu konuda yakından takip ediyor. Biz de İstanbul genelinde tabii ki bunu takip etmeye çalışıyoruz. Bu konuda üzerimize düşen işleri de yapmaya çalışıyoruz. Projeler ve teşvik paketleriyle altyapı ve Ar-Ge yatırımları tamamlanmalı. Bunu zaten o alıntıyı yapmamın sebebi de buydu. Burada bütün ülkeler mutlaka ya araç başına, diğer slaytlarda vardı, ya araç başına ya proje başına teşvik veriyor. Yani bunu birkaç firmanın yapması mümkün değil. Burada mutlaka ya devlet desteği, belediye desteği, bunların mutlaka olması gerektiği açık ve net görülüyor. Gerek araçlarda ve gerekse cihazlar arasında entegrasyon tam olarak sağlanmalı. Yani ben aracımı kullanırken kaç kilometre sonra şarj istasyonu olduğunu görmeliyim ve bu istasyonun boş bir durumda mı yoksa meşgul bir durumda olduğunu da görmeliyim. Belbim'le yaptığımız yazılımlarda bunların hepsini ele alıyoruz. Bu noktada da ortak bir işletim sistemi kurulması için çalışmalarımız hem Belbim'le devam ediyor hem de bu konuda araç firmalarıyla ve şarj ünitesi tedarikçi firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor.
Teşekkür ediyorum. Kısa bir sunum oldu. Kazım Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Hem belediyemizin hem iştiraklerimizin bu konuda yaptığı çalışmaları, mevzuatı ve nelerin yapılması gerektiğini bize paylaştı. Ben panelistlerimizi yerlerine davet ediyorum. Bu noktada sizlerden sorular alacağız. Bir soru cevap bölümümüz olacak. İsterseniz ben ilk soruyla başlayayım. Bir şey yapalım, ortam biraz ısınsın. Herford, I would like to ask you the first question. So yesterday during our discussion, you mentioned the company Autonetzwerk, which is a company for sharing cars in Stuttgart. Can you give us some information? I think that was very interesting. Maybe most of you know what car sharing is, no? You go to a car sharing... Also, car sharing, no? You go to a company, and they have some places where you can pick up a car. It's from the company, maybe it has a special color and a brand, and you pay for the use. In Stuttgart we have now a small company of young people. They make a car sharing without company, so they make it peer to peer, as because between normal citizens. So for example, I'm here now in Istanbul. In this time my car in Stuttgart is not used. So I put my car to Autonetzer on their homepage with some details, how old it is, how big it is, what brand, and a profile of my person. And other people see this and they ask to me, okay, if you are 2 weeks outside, why not use your car in this time? And Autonetzer, the company, they make the car assurance. They are like a broker, no? And then I make a price and I say, okay, if some of my neighbors wants to use my car, for 1 week, I make a price, 80 euros, and then we are making this contract, no? And it's very easy. And so you see in this field of using cars, we have a very fast development. Young people I don't know how it is here, but in Stuttgart, many young people... They need an iPhone, they need a computer, and they need a Facebook account. So young people, they need an iPhone, a Facebook account, a computer, and they do not need a car. Also they need a car sometimes to go from one place to another, but they don't need an own car, because an own car I need a place where I have it, where I store it, I have to pay insurance, I have to pay taxes, I have to pay for the gasoline. So the trend is to have a car available, but it has not to be an own car. And so we will see that when you think this together with electromobility, we have a lot of new developments. Başka sorular sormak isteyenleriniz, uzmanlarımıza, ziyaretçilerimize, yoksa ben bir tane daha sormak istiyorum. Tabii. Ben vereyim size. Güven Eldelek. Az önceki sunumlarda mevcut araç kiralama şirketlerinden bir tane olduğunu gördük. Mehmet Bey'in sunumunda, yanlış hatırlamıyorsam. Sarı ile işaretlenmiş bir kolondu. Bu firma belediyenin oluşturduğu bir firma mıdır, yoksa özel bir kurum mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. Sağ olun. Özel bir kurum. Bu tabloda gördüklerimizin en sağ sütununda bulunan İspark ve Belbim Belediye'nin kuruluşudur. Bunun haricindeki diğer bütün kurumlar özel kurumlar. Birinci sütundaki araç tedarikçileri, ikinci sütundaki şarj ünitesi tedarikçileri veya bunlar çenç olabilir. Üçüncü sütundaki kiralama kuruluşu, bu tamamen bir dernek. Biz piyasada faaliyet gösteren, bu konuya temas eden bütün firmalarla eşit aralıkta görüşmeye çalıştık.
onların hepsini toplantılara çağırdık. Bir ek bir soru daha. Yasal anlamda bu tip kuruluşlar için gereken altyapı hazır mı? Ne gibi gelişmeler gerekiyor? Hani böyle bir firma olursa öneriler, yol haritası, tavsiyeleriniz var mı? Sağ olun. Firmalarla ilgili şimdi altyapı, mevzuat konusunda altyapı daha çok EBDK açısından bakılabilir. Yani kiralama konusuyla ilgili bu konuda çok bilgim yok. Ama EPDK açısından, enerjinin kullanımı açısından belki bakılabilir. EPDK bu konuda bir lisanslama yapmıyor. Siz enerjiyi normal enerji dağıtım firmalarından, BEDAŞ, AYADAŞ, TEDAŞ değişik şehirlerde fark ediyor. Bu noktalardan gidip müracaat ediyorsunuz, normal şekilde alıyorsunuz. Onlar normal tarifelerinden birini, muhtemelen ticarethane tarifesiyle size enerjiyi veriyor. Ama siz enerjiyi enerji olarak tekrar ücretlendiremiyorsunuz, hizmet bedeli olarak. Yani bu daha çok evdeki olan şarjı ilgilendirmiyor. İş yerimizdeki kendi elektriğimizden kullandığımız şarjı ilgilendirmiyor. Ama bir ticarethane gibi bir şarj ünitesi kurarak satış yapmak isteyen bir firma olduğunda mecburen elektrik, burada soru, şu soru akla geliyor. Burada bir lisansa tabi miyiz? Bu lisans neticesinde mi satış yapacağız? Buradaki biz bunları bir EPDK'ya sormaya çalıştık. EPDK bu konuda bir lisanslama yapmayacağını açık bir net bir şekilde belirtti. Burada dağıtım firmaları normal tarifelerinden biriyle daha sonra gerek görürse belki bir ek tarife çıkarabilir. Ama şu anda mevcut ticarethane tarifesiyle tahmin ediyorum. Bunu tamamen dağıtım firmasının sorumluluğunda olan bir şey. Size enerjiyi veriyor. Siz bu enerjiyi tekrar enerji olarak satamıyorsunuz yalnız. Ticaret yapan bir kuruluşsanız hizmet bedeli olarak fatura kesilebilecek. Yani şu anda oluşan kabaca mevzuat bu. Yani tamamen birebir bizi ilgilendirmese de piyasadan aldığımız bilgiler. Başka sorularımız var mı burada? Buyurun. Benim sorum Sayın Forder'e. Bu Stuttgart'taki elektrikli araç ve normal araç oranı ne kadar acaba? Normal Almanya genelinde herhalde 43 milyona 4541 elektrikli araç var dediniz. Stuttgart'taki oranı biliyor musunuz? Don't know exactly the number, but I think kabaca. When we have the 300 from Car2Go, we would have more or less 500 cars at the end of this year. 500, but fully electric cars. We have also all type of hybrid cars and a lot of two wheelers. But in cars, I think we have more or less 500 cars in Stuttgart. It's a very very small number. Ben şunun için sordum. Bu 500 araba yani kendi gözlemleri olarak normal kullanıcıyla elektrikli araba kullanıcı arasında sosyal hayat bakımından bir farklılık gözlemledi mi kendi tecrübeleri olarak? Mesela şarj bekleme süresi farklı. Belki kendi aralarında platform kurmuş olabilirler. Böyle bir farklılık var mı? The main problem is that right now the typical client does not exist. There are a lot of people who are, freaks, no? Because electric car is very expensive still. A normal consumer is not able to buy an electric car. When I say that you have to buy a car for 30,000, 40,000 euros, there is no middle class market right now for this. So these are ecologic activists, people who are very convinced about this, and we try to bring them together, no, to networking them. But this is still not the group of the typical car user. So this is a big problem because I give you an example. The new Smart of Mercedes, a very small car which you saw there, is 20,000 euros plus
60 euros per month for the battery. So if you add this, you add a price from 25,000-26,000 euros for such a small car, and it's still too expensive to that people decide to buy it. Okay. Thank you very much. Son 3 soruyu alacağım. Onları birlikte alalım. Ardından konuşmacılarımız cevaplasınlar. Sorularınız varsa buyurun. İsmim Birol Eker. Ahmet Bey'e bir soru soracağım ben. Şimdi elektrikli araçlarda en büyük problem pil demiştiniz. Mesela cep telefonlarını örnek alırsak, cep telefonu ilk aldığımız zamanlarda mesela pil süresi daha uzun süre gidiyor. Elektrikli araçlar sıfır aracı aldık. Diyelim ki 150 kilometre menzili vardı. 3-4 sene sonra bu menzil pilin eskimesine bağlı olarak düşecek mi? Pil eskirse bir elektrikli araçtaki pil oranı nedir? Mesela elektrikli araca sahip olma oranıyla diyelim ki %10 ise tekrar biz pili yenilemek zorunda mı kalacağız? En büyük endişelerden birisi bu. Yani bunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Okay, soru sen sanırım bana. Sunumda kısaca bahsetmeye çalıştım. Ses iyi mi? Şöyle, birincisi pilin ömrü aşağı yukarı 10 yıl. Yani bugün itibariyle bizim kullandığımız pildeki süre 10 yıl. Sorunuzun cevabı pilin performansı bu 10 yıl içerisinde azalıyor cep telefonlarındakine benzer olarak. 10 yıl sonunda %80'in civarına düşüyor performans. Yani %80 kaybetmiyor, %20 düşüyor, %80 civarına geliyor pilin performans. Dolayısıyla 10 yıla bakarsanız çevrim ömrüyle de bunu çarparsanız bu 300 bin kilometre yaklaşık demektir. Dolayısıyla makul bir süre olduğunu söylemek mümkün. İkincisi özellikle pil teknolojilerindeki gelişmeler oldukça ümit vaat edici. Sunumda onu söylemeye çalıştım. Pilin özellikle maliyetlerinin %60 civarına düşeceğini öngörüyor genelde. Bağımsız kuruluşlar, aynı zamanda pil konusunda çalışma yapan kuruluşlar 2015-2020 yıllarında %60 kadar maliyetinin düşeceğini söylüyorlar. Aynı zamanda kapasitenin de watt saat kilogram olarak bakıldığında yine önemli derecede artacağını söyleyebiliriz. Orada verdiğim örnek şunu söylüyordu. Yani 1 kilowatt saat için 10 kilogram bugün itibariyle. Bu 2020 civarında 1 kilowatt saat için yaklaşık olarak sanırım 6 kilograma kadar düşüyor. Hedef ise bunu aynı enerji yoğunluğunu yaklaşık 55 kiloya kadar düşürmek. Yani bugün aynı enerji yoğunluğundan kastım şu, yani 30 kilowatt saatlik ya da 33 kilowatt saatlik bir batarya yaklaşık olarak 300 kiloya yakındır, 250 kilonun üzerindedir. Bunu 55 kilogram civarına düşürmek. Dolayısıyla pil teknolojilerinde çok ciddi bu anlamda gelişme olacağını öngörüyoruz. Kimya konusunda da özellikle çok farklı teknolojiler, özellikle yani hem güvenliğin arttırılması, lityumdan bahsediyorum, farklı kimyalarla lityum air konusunda en son çalışmalar devam ediyor. Lityum demir fosfat bizim kullandığımız kimya şu an itibariyle, güvenliği de göz önünde bulundurarak. Dolayısıyla ben o konuda biraz iyimserim. Her ne kadar bugün itibariyle maliyetler çok yüksek ve erişilebilirlik konusunda sıkıntı olsa da bunun çok uzun vade değil, orta vadede, hatta belki kısa da diyebilirsiniz, yani 10 seneden bahsediyorum. Bu süre içerisinde erişilebilir düzeylere geleceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de Stuttgart'tan gelen temsilcimize bir soru sormak istiyorum. Stuttgart'taki farklı marka şarj cihazlarının yönetilmesi nasıl yapılıyor? Bunu bir şirket mi yapıyor, bir konsorsiyum mu yapıyor, yoksa nasıl bir iş modeliyle bu şarj cihazları yönetiliyor ve bu şarj cihazlarındaki döngü, parasal döngü nasıl dağıtılıyor? Okay.
we have, I think it's this one. It's good. You hear me? Okay. It's indeed a problem. We have two plug systems. First, this is the first problem that we have a standard plug as you showed us, but we have also another plug, and our charging columns will allow to use the both types of plugs. And there is one energy supplier who builds this and who brings the energy. But we have a law in Germany that anti-discrimination law of energy suppliers. So every person must be able to select the energy from its own supplier. And this is right now, we have no solution for this. There are some plans to do this because it's not so easy, no? It has to be renewable energy. This is the first thing. No? So what you get out of the plug is green energy, but it's from one company, and this is right now. It's not according to the legal situation. We have to offer. You open it for all energy providers, and this is a problem. But there is a working group on national level with all big energy suppliers, and they are working on a solution. As we, as a city, we are not a partner in this. This have to, but at the end of the day, the system will allow that I plug in my car and I get the energy from my company. But it's a virtual thing, no? So they have to make an accountant between them. Okay? Yeah. Son bir sorumuz vardı zannedersem arkadan. Tamam, yok. O zaman sizlere çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileri bizlerle paylaştıkları için. İnşallah bir sonraki toplantıda da daha geniş, daha güzel içerikle ve büyük ihtimalle çalışan örneklerle sizlerle birlikte olacağız. Çok teşekkürler.